Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de emeklilerin yaşam koşulları çok ağır bir şekilde devam ediyor. Yaşadığımız koşullar bir, kira koşulları, iki, beslenme, üç, eğitim, dört, sağlık sorunları ile şey edebiliriz. Kiralara baktığımızda Mersin'de en düşük yerde baraka dediğimiz yer 10 bin liradan aşağı kira bulamıyorsunuz. Dolayısıyla ödemekte ve yer bulmakta zorlanıyoruz. Çok uzun zaman değil, kısa bir süre içerisinde sokakta yaşayan insan emeklileri göreceğiz. Ve bu azımsanacak bir rakam da seyredilmeyecek. Büyük bir rakam olarak sokaklarda yaşayan emekliye rastlayacağız. Benim evime mesela, ben ne zaman hatırlamıyorum ne zaman aldığımı, bir ay mı, iki ay önce mi ne bir et almıştım, o da gramla alıyorsunuz. Şimdi kiraların 10 bin lira olduğu bir yerde 12 bin lira asgari emekli aylığıyla geçinmek düşündürücü bir şey. Cambaz olması lazım bir insanın ya da bir yerlerden bir şeyler çalması lazım. Üretimden gelen bir gücü kullanma noktasında değiliz. Biz ancak sokaklarda hükümete karşı protestolarla bu işi yapabiliriz. Çağrımız şöyle. Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve değişik platformda çalışan sendikalara birlikte en azından yerel bir çalışmaya girelim. Yerel anlamda bir dayanışmaya girelim diye bir çağrımız var. Birlikten kuvvet doğar. Yani sesimiz ne kadar güç olursa merkezi hükümet bizi o kadar dinleyecektir. Bizi o denli dikkate alacaktır. Mersin'deki emekli sayısı 300 bin. 300 binin biz %10'unu, fazla demiyorum %10'unu, hatta %5'i biz alana indirirsek merkezi hükümet bizim çağrımızı dikkate, taleplerimizi ön plana almak zorunda kalacaktır. 16 milyon emekli olduğunu söyledik. Evet, doğrudur. 16 milyon emeklinin bugün parti kursa, dediğiniz gibi, eşleriyle beraber 32 milyon insan yapıyor ki birer yarımşar kişi daha getirsek, %50 daha getirsek 40 milyona yakın insanla bu ülkede iktidar olurlar. Ve kimseye de ihtiyaçları kalmaz. İktidarla mücadele etme şansımız çok az. Ancak bir olursak alt edebiliriz. Ekonominin düzelmesi için önce ülkede demokrasinin olması gerekir. Demokrasi yerel örgütlerle başlar. Yerel örgütlerin etki ve yetki alanlarının güçlendirilmesi, bütçelerinin güçlendirilmesi doğrultusunda ve orada demokrasi gelişir, zenginlik başlar, büyüme başlar diye düşünüyorum. Bunun dışında emekli aileleri perişan durumda. Ben emekliyim, kendi adıma konuşuyorum. Yani çocuğuma veya torunuma yardımcı olamıyorsam, o zaman benim bu ülkede yapacak, ben boşa yaşıyorumdur bu ülkede. Utanıyorum yani, bu ülkede yaşamaktan utanıyorum. Yani çocuğuma bir şey alamıyorsam, çocuğumun yüzünü güldüremiyorsam veya bir komşumun çocuğuna yardımcı olamıyorsam veyahut da hani yardımsal anlamda, bu ülkede yaşamanın da bir anlamı yok. Hani kısadan hisse, biz örgütlü hareket edersek, örgütlü hareket edersek biz birçok şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şu anda hükümetler ne kadar antidemokratik de olsa demokratik bir ortama çekme çalışması, bizim amacımız o. Bu anlamda işte emekler bir olursa burada birçok şeyi değiştireceğini düşünüyorum.